Belki de senin için daha iyi oldu bu. BTS Fake Love'dan sonra orada önerilen videolarda niye Rıdvan Dilmen çıkıyor? Kendi hesabımdan açtım da o yüzden. Bugün İstanbul Spor Uras İzmir Uras Spor maçı kaç kaç bitti? Neden Altay, Uras dediğini Altay. Söyleyeyim mi sana? Ural Altay dil grubundan dolayı beynim tam hatırlayamadı Altay'ı. Aa borç! Benim beynime girdin ha! Evet, Ural'da tam hatırlayamayıp Uras şeklinde bir kelime çıktı ortaya. Bir şey diyeceğim. Aa, elim o kadar hiç korkak alıştırmadım. Bütün ırkçı insanları time atladım, chatte gördüm arkadaşlar. Hayvani bir klip var ortada. İnanılmaz bir dans show var. İnanılmaz müzik yok zaten. Belki de senin için daha iyi oldu bu. Ya müzik kötü mü? Müzik hariç her şey çok güzeldi. Ya müzik ses kötü müydü? Sesini duymuyor. Ya bu aç, aç sen hangi programı kullanıyorsun? Açalım onu. Orada ne kadar enstrüman varsa hepsini ekleyelim, müzik yapalım. Bunun ismini de Educated Remix koyalım. Sen de şu ekşi sözlükteki yorumdan esinlendin. Baksana müzik açayım bekle. Hayır açma açma giderim. Giderim. Beni açma kendi müziğim. Hayır. Hayır kendi müziğim değil. Ama çok sinirleri sadece K-pop olduğu için böyle herkesin bir şey kesinlikle anlatıyor. Ben bilmiyorum bu arada. Biliyorum EXO açtım zaten. Çok güzeldi. Vallahi EXO'yu özledim dinlerken yani bu şarkıyı. Ama klibi gerçekten güzelmiş. Klibi çok etkileyici. Yalan yok. Her şey çok güzel. Yok, şarkı da şarkıya kötü diyemezsin. Başka K-pop ya, müziklerine diyebilirsin. Aynen seninkiler de bana göre değil. Hadi git şimdi. Okay, şu ne bileyim artı hoşuma gitmedi. Clarence 4. ayını yenilemiş. Edupok demiş. Clarence çok teşekkürler. 4 aydır desteklediğin için bizi. Dikkat edersen cümlenin belki ortasında belki de senin için daha iyi oldu bu. Çok sağ ol Clarence. Türkçe rapten iyi, kötü olan hiçbir şey yok bu dünyada. Burakcan Bayar. 3. ayını yenilemiş Burakcan Bayar. Burakcan çok teşekkür ederiz 3 aydır desteklediğin için. Sen nasıl bir kralsın Burakcan, çok sağ ol. Fatih1080p 3. ayını yenilemiş. Fatih1080p çok teşekkürler 3 aydır desteklediğin için. Sen nasıl bir kralsın? Belki de senin için daha iyi. Hadi bunu da sen okuyacaksın. Kardelen Çiçek dur kaçtı. Kardelen Çakıcı Twitch Prime'la 2. ayında ben onu okuyamıyorum bir şey yazdıysa ama altına. Yok yazmamış. Teşekkür et. Teşekkür ederim. Kamsahamda. Evet, teşekkür ederiz. Ne yapıyorsunuz ya chat? İyi misiniz? Keyifler nasıl bakalım ya? Sinirli değilim belki ya. Belki de senin için daha iyi oldu. Hadi bunu da ben okuyayım. Doğancan Kemirel, yok Doğaç Demirel 3. ayında ama bir şey yazdıysa göremiyorum bu aç. Doğancan Kemirel nasıl çıktı oradan ya? K'ye dair hiçbir şey yok. K'nin haberi bile yok bu konuşmaya eklendiğinden. Nasıl Kemirel olabilir ya o? Doğaç Demirel. Evet. Ne oldu? Kahve suluk var da kahve suluğu. Ne deniyor buna? Termos var ya. Termos'a mı sen kimsin diye sordum. Yok Cüneyt'in yakınında ama kapağı kapalı. Allah Allah. İlk defa bu kadar acayip. Allah sen kimsin? Ben bir uğultu testi yapacağım. Bekle bakayım. Bir sus şimdi. I'm so sick of this fake love. Şş, sus bakalım. Ses deneme. Ses deneme 1-2-3. Valentine'de çıtır abone 2. Gelmiyor be. Abartmayın ya. O kadarcık uğultu da geliversin. Siz de iyice kafayı yediniz ha. Flofox hoş geldin canım. Allah Allah. Şeyden dolayı geliyor uğultu. Pervaneden dolayı. Bir zahmet %70 küsürlerde nem varken de pervanemizi çalıştıralım öyle değil mi? Allah Allah. Daha SG'ye geçmedik ama. Velvet Thunder 2. Çıtır aboneci. Velvet Thunder 2'ye çok teşekkür selam, ediyoruz. Selam, hoş geldin. Evet. Velvet Thunder 2 sağ olasın kardeşim. Sonra bir tane daha vardı. Berişenski 2. ayını yenilemiş. Onun da toplamda 3 olmuş. Bol gel buraya'lı bir SG için çekirdeğimle sizi izliyorum demiş. Ya ne olur bu Beri kendini tut ve bu bölüm bana gel deme. Tamam. Dikkat edeceğim belki ona. Belki de senin için daha iyi oldu bu. Ya hemen Ece sözlerin ışığı niye yanıyor bu Discord? Neye yanlış dedim ya? Ha kahve sulu. Doğancan Kemirer isimli kişiden de özür diliyoruz varsa öyle biri dünyanın üzerinde.
Dinson da 7. ayını yenilemiş. Belki dün kendisi o da onu yazmış. Dün ben yaralıyken yardıma gelmeyip beni ölüme terk eden komutanım Boğaç'a ve asker arkadaşlarıma hakkımı helal etmiyorum. Oğlum medikitimiz yoktu ki seni iyileştiremiyordum yani. O yüzden yardıma gelmedim. Maalesef öldün. Yapacak bir şey yok. Neyse en azından Onat öldürmedi seni kafana roket atarla sıkıp. Aramızda Onat'ın roket atarıyla ölenler de var şu anda. Hoskür 2. ayını yenilemiş Ece. Hoskür'a çok teşekkür ediyoruz. Hoskür hoş geldin. Dinson'a da çok teşekkür ediyoruz. Dinson hoş geldin. Boğaç'ın içtiğine. Allah Allah. Medikit. Erkan, heyecanlı mısın? Ya ben Minecraft oynamayı cidden özlemişim. Onu keşfettim. Ya hatta inanılmaz. Ben hiç beklemiyordum. YouTube'da 55 bin ne yaklaştı sanırım geçmediyse çok bile. İyi, 54'te en son baktığımda. Ben öyle bir takipçi kitlesi olduğunu hiç bilmiyordum. 2,5 saatlik tam bölüm. Olarak böyle bir takipçi kitlesi hayır, vardı zaten. Hayır bak şey bu Foforito manyağı falan 4 kere izledim falan dedi. 4 kere izlenecek ne var? Foforito sen de kafayı yemişsin ya. Biz de adam sanıp konuşuyoruz burada falan. Abartıyor o da. 4 kere niye izliyorsun ya? Bu arada geçen Boğaç'ın salaklığı yüzünü al da terör selamıya abonelik verdi Esenko. Terör selam mı? Aa terör selam. Hediye gif borcum var Esenko, senin şu anda gif edemiyorum. Neyse. Esenko teşekkürler. Sen nasıl bir kralsın Esenko'cum, çok sağ ol. Diyecektim ya. Geçen Boğaç yemek sepeti kodlarını gösterdi ya yayında. Bütün geçen bölüm verilen kodlar hepsi iptal olmuş. Ya kardeşim siz o kodların üstüne niye yatıyorsunuz ama ya? Buradan kod kazanan kimse kullanmamış. Maşallahınız var yani. Sen bunlara kızacağız. Alanlara kızsan. Tabii ki kızacağım ya. Alanlara zaten kızacağım. Arenede söyleyeceğim. İsim soy isimleri. Bu kodların hepsini kullananları şey yapacağız. Ha o isim soy isimleri alınca ne yapacağız onu bilmiyorum. Bulacağız ama bir yolunu artık. Olmadı ifşa edeceğim buradan. İsimleriyle nicklerini bağdaştırabildiklerimizi banlarız. Şimdi nicklerini değiştirecek herkes. Neyse. Ha, söyle. Chat'te biri Latil Okum'u özledin mi diye sormuş. Boğaç ben sana sormak istiyorum soruyu. Belki sen de senin için daha iyi. Latil Okum'u özlemedim ama küçük cozy yuvamızı özledim Erkan. Senle beraber yaşamayı özledim. Silah komşuların birbirine bıçak fırlat. Gerçekten bak bu şey değil ha. Bıçak fırlat. Hayır eve 3 kere hırsız girmeye çalıştım. Yut ben birinde ben evdeydim ve kapıya gidince ve tektim koşarak kaçtı. Diğerinde diğer apartmanda o kadar kolunu uzatsan diğer apartmanın önündeki apartmana uzanabiliyorsun. İki komşu kavga etmeye başladı. Evet. Biri bıçak fırlattı bıçak. Çünkü biri birinin karısına mı sevgilisine mi ne onu bir sustur önce falan dedi. Diğeri gitti bıçak fırlattı. Böyle bir yer. Kozi yuva dediğim bu senin. Ben yani aynı evde yaşamaktan bahsediyordum. Etrafındaki ortamın kozi olmasından bahsetmedim. Zaten her hafta sonu düğün sesleri, kavga sesleri, silah sesleri falan şeklinde geçen bir andı. Kesinlikle çok da tehlikeliydi. İyi ki kurtulduk oradan. Horozda bir sıkıntı yok. Horoz gene olsun. Köy aurası yaratıyor falan filan da geri kalanı çok sıkıntılıydı ya. O neydi öyle? Begüm Candan! Abone olmuş çıtır abone. Çok teşekkür ederiz Begüm. Kanalımıza katıldın. Bizi geldim. Destekledin. Çok sağ ol, aramıza hoş geldin. This is Danger. İkinci ayını yenilemiş. Boğaç iki haftadır tatildeydim. Seni çok özlemişim demiş. This is Danger. Umarım tatilin iyi geçmiştir kardeşim. Teşekkürler, ben de seni özledim. Çok sağ ol iki aydır desteklediğin için. Köy ve aura kelimeleri ilk defa yan yana geldi demiş. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bir köy aurası vardır ama. Onlarla dolu. Ne? Şöyle bir siz de köye gittiğinizde falan şeklinde nefes almadınız mı hiç? İnanılmaz güzel bir his. Köylerde ya bok kokmuyorsa eğer, inek falan yoksa etrafta çok güzel ya, nefes alınıyor. Ya köysüz inek mi? Aman ineksiz köy mü olur dude ya? Ya tamam vardır da tezek kokmayan kısımları çok güzel. Hava çok. Ben mesela şimdi benim babam köyde yaşıyor arkadaşlar. Marmaris'te bir köyde yaşıyor. Uzun süredir gidemedim. Ama gittiğimde şunu net olarak hatırlıyorum. O kadar güzel uyanıyordum ki. Yani uyandığında dinçsin. İnanılmaz bir şey. Bu şehir yorgunluğu hepimizi bu hale getirdi gibi bir insan olmak istemiyorum ama gerçekten köyde böyle bir enteresan bir vibe oluyor. Daha yaşamı böyle daha belki enerjili falan oluyorsun. Daha enteresan değil mi düşünce yani Ece? Ne dersin? Yok değil. Kesinlikle öyle.
Ama çok inek vardı orada da. Hep bok kokuyordu her yer. İnekler harika hayvanlar ya. Allah Allah. O da sana diyordur belki. Çok insan var burada sürekli öyle kokuyor diye. Desin zaten. İnek dünyasında ineklerin aralarında bir konuştuğunu nereden biliyorsun? Boşuna çıkmıyor herhalde. Bir derdini anlatıyor hayvanlar. Hayır, ineğin ortamına gelen benim zaten. İnek bana kızmakta haklı. Ben ona gitsin demedim ki. Ama kokuyor yani. Bunun da bilgisini vereyim. Yapacak bir şey yok. Ama sen sessiz oluyor. Ben de böyle düşünüyorum. Of, gecelerini... Gerizekalı. Ama sessiz olma. Mesela geceleri çok güzel oluyor köyleri. Köyler. Ya Ece, Çetin artık bu kadar köy niye arıyorsun ya? Bilmiyorum ama gerçekten de mesela köy gecesini çok özledim. Ne demek o? Şöyle mesela oturuyorsun bahçede bir yerde. Sesler böyle. O ne? Sessizlik. İnanılmaz sessizlik, huzur. Ne o peki? Ne hayvan o? Bilmiyorum, kuş işte. Hayır, öyle kuş yok. Cin sesi çıkarıyorsun sen. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yok oğlum, şey yapma. Hayır, var öyle bir şey. Bak, bir sürü kişi hatırladı. Baykuş muydu artık neydi bilmiyorum ama. Huzur yani. Hiçbir ses çıkmıyor. Sadece o tek başına. Yapıyor, anladın mı? Ritim tutuyor, müthiş bir şey. Böyle bir, hayır, Bedük şarkısına gidiyorsun. Böyle bir köy yok Allah aşkına. Ama bak, dikkat edin bir daha. Baykuşsa kendisi eğer o beyefendi, o sesi çıkartan. İnanılmaz ritmik, inanılmaz funky bir yürüyüşle gecelerimizi şenlendiriyor köylerde. Anladın mı? Süper yani. Süper. Huzur doluyorsun geceleri köyde. Baykuş bu arada inanılmaz bir hayvan. Ben ileride evimize almak istiyorum sen izin verirsen. Ya niye evimize baykuş alıyoruz? Gerek yok. Çok şirin bir severiz. Kenarda bakan bir şey istemiyorum ben. Ben varım. Böyle duruyor böyle. Salonda bir tip var. Kesinlikle. Öyle bir baykuş yok. Sen baykuşları ne sanıyorsun ya? Gerçekten şu ana kadar ses ve görsel olarak hani daha baykuş olamazdı herhangi bir çalışma. O kadar kötüydü gerçekten yaptığım şeyler ama beni anlayanların olduğunu düşünüyorum chatte. Yok mu sence Ece? Onu mu demek istedim? Yo, hiçbir istediğin hayvanı almıyorsun sonuç olarak. Ya kardeşim, bir tane gayet tatlı bir kedimiz var. Şu anda tam olarak pervanenin altına yatmış durumda. Gayet tatlı dünyanın yani. Dünyanın çingene kedisi yani gerçekten. Çingene falan değil. Sokaktan, Bağcılar'dan kurtardık onu. O birazcık Bağcılar'lı. Hayır, benimki de Latilokum Mecidiyeköy Gülbağ kedisiydi. Gayet güzel göbeğini elletiyordu. Ya kardeşim, Bağcılar'da zor durumdayken biz onu aldık ve güzel bir hayat verdik. Yani önemli bir şey bu. Sina'dan bahsediyorum bu arada. Kediden değil falan değil. Sina, Gazi Osman Paşa'dan aldık Sina'yı. Ama kediyi de Bağcılar'dan aldık yani. Şimdi bak, şimdi bunun başına öyle şeyler gelmiş ki bunun sen usluluğunu, hanımefendiliğini anlamıyorsun. Sen onu çirkef zannediyorsun. Ben sadece, bu bana ait bir şey değil. Kaç kere Post 42'deki insan efendileri, Berkler, Buğralar kaç kere söylediler bu şey son atlar. Bu kedinin yaptığı şeyleri duruyor böyle. Normal kedi haber verir çünkü rahatsız olunca. Bu bir anda saldırıyor, çok korkutucu bir şey ya. Hiçbir kedi haber vermez öncelikle. Veriyor mu? Öyle bir şey yok. Hayır ya. Hayır, siz şunu anlamıyorsunuz. Bak şimdi, bu kedinin korkuları var, travmaları var. Bir, yüksek ses. İki, bazı yerlerinin sevilmesinden hoşlanmıyor. Ve canı yanıyor olabilir ya da ne bileyim, rahatsız oluyor ve oralarını. Şimdi ben her sevene de böyle bir guideline veremeyeceğime göre dikkat et diyorum. Nasıl veremeyeceğine göre Allah, vereceksin tabii ki manyak. Hayır. Isırıyor mu? Isırıyorsun. Tamam işte, öyle severken arada bir oyuna böyle falan diye oyun oynuyoruz. Hayır. O zaman diye gaza geliyor. Sen kaç kere kafanda kedi çizgiyle uyandın ya, yapma gözünü seveyim. Kedi çizgiyle şeklinde güzel bir kullanım çiziği, oldu. Çiziyle. Bir kere oldu o, bir kere, abartma. Bir kere şurada şöyle bir çizgiyle uyandık. Şimdi de sivilceyle acaba uyandım. Hiçbir şey değişmiyor. O bu arada asla öyle bir şey yapmaz. Uyurken de hiçbir zaman öyle rahatsız etmez. Hatta bir gün uyandım. Ne suyu var, ne yemeği var, ne şeyi.
Temiz böyle hayvan sesini çıkarmamış ya. 10 saat mi ne uyumuştum. Sonra kakaya kendi gidemiyor diye uyandırıyor. Gel kakamı izle diye. Ama sesle uyandırıyor. Hiç böyle üstüme çıkıp bir şeyler yapmıyor diğer kediler gibi. Vurmuyor, etmiyor bir şey. Rahatsız etmiyor yani. Bugün söyle nasıl uyandı? Neden uyandırdığını söyle. Niye uyandırmıştı bugün? Kakanı izle, kaka yapmasını izle diye. Ha evet. Bugün değil o ya. Geçen gün. Ama böyle çok söylendi arkadaşlar. Bayağı söylendi yani. Bugün mü bu arada? İnanılmaz söylendi. Hadi uyan yeter falan gibisinden bir şeyler söylüyor. Sonra bir gün işte tekrar, aman bir gün diyorum. O gün sabah kalktım bu kadar söylenince. Gittim. Baktım yemeği var, suyu var. Kakası temiz. Yani şey temiz, kumu temiz. Allah Allah ne istiyorsun kızım falan derken kumuna gitti böyle. Bayağı oturdu benim gözümün içine bakarak kakasını yaptı. Bayağı böyle kilitlendi yani gözümün içine. Ondan sonra temizledi kumunu. Sonra ben döndüm yattım. Bir daha da hiç sesini çıkarmadı resmen. Bunu normal biri yapar mı şimdi? Kakamı, kaka yapışımı göstermek istemiş. Yani böyle bir gurur mu duydu artık nedir? Senin için yapıyorum falan gibisinden. Bu açıkça bana yapıyor yani. Şey varmış bu arada. Uyandırıp böyle sana bakarak. Neyse bunu hayal etmeyin arkadaşlar. Kimse hayal etmesin. Büyük ihtimalle şöyleymiş. Kedilerin şöyle bir dürtüsü varmış. Güvende hissediyorlarmış. Kakalarda mı? Hayır şimdi onların kaka yapması koku yaydıkları için her an tehlike gelebilecek bir aktivite olarak görüyorlar onu. Riskli bir aktivite olarak sen ortamda olursan güvendiği biri daha rahat oluyormuş. Belki o yüzden yapmıştır. Ama bu gerizekalı, bu mal, bu arada gerçek fact yani bu söylediğim doğru. Ha odada birisi yokken kaka yapmıyorlar demek değil bu. Ama odada birisi varken güvendiği biri daha rahat kaka yapıyorlarmış. Bunun da bilgisini vereyim. Neyse, ne diyecektim ya bir şey böyle elimi falan kaldırdım bir şey diyecektim ya. Bu bir fact dedim. Yok yok ondan önce. Bu bilinen bir, ondan önce ne diyecektim ben ya tam ne anlatıyordum ben? Seni mahveder mi bu? Bir şey diyecektim ya. Neyse unuttum ya. Ha bu mal evet evet bu mal deyince hatırladım. Kendi kakasını temizlemeyi bilmiyor. Sonra da geliyor burası pislendi diye bize gösteriyor. Ne yapmayı düşünüyorsunuz şu anda? Mesela ya, kakası duruyor burada. Kendini anlatıyormuşsun gibi düşünüyorum. Böyle bir kaka var mesela düşünün. Tamam mı? Kumda böyle bir kaka var Ece. Tamam duruyor böyle. Bu mesela ne yaparsın bu kakayı halledebilmek için? Şuradaki kumu... Şöyle fırlatırsın üstüne. Olmadı buradaki kumu. Belki de senin hadi olmadı buradaki iyi. Kumu. Bir şekilde bunu örtersin de bu böyle yapıyor. Burayı alıyor mesela böyle elini sürtüyor buraya. Sonra geliyor buraya elini sürtüyor. Kesinlikle şöyle bir hareketten haberdar değil. Sonra da geliyor. Bunu gösteriyor. Kakasını gösteriyor bana bunu temizliyor. Belki bilmiyordur. Bir tutorial izlesene YouTube'dan. Kedi how to hani... Hayır onunla alakası yok. Büyük ihtimalle beceremiyor herhalde. Ailesiz büyüdüğü için. Tutorial görsün hemen Allah Allah. Evet, kediye mi tutorial izlettireyim? Evet. Okey. Konuşmamız niye? Burada bitmiştir. Hayır. Ne hayır ya? Cat pooping yaz video. Al izlet onu nasıl kumlu nasıl deşeliyor falan. Dışarıda görmemiş ki hayvan annesinden babasından. Ne Ece, bilsin? Tamam da... Yani hayvana tutorial izlettirecek halimiz yok. Nereden anlasın ya? Ben bana Allah izlet Allah, sonra kendi, ona göster falan diyorsun gidiyor. Zannettim. Allah. O da saçmaydı da. Senin dediğin daha da saçmaymış. Hayır dur neresi saçma? Kedi izletiyorsun. Ha, dışarıda canlısını görmüş. Videoda görmüş. Ay bir ara annem böyle şey almış. Bir yerden o dekor olarak kullanırım diye. Böyle üç boyutlu resimler oluyor ya. Hani bir tarafından bakınca başka bir şey. Daha böyle yok o değil pardon. Üç boyutlu gibi işte. Kedi almış böyle. Kedi almış baya. Kedi resmi ama üç boyutlu gibi duruyor. Allah'ım aklı çıktı. Böyle gerçek kedi zannetti. Dokunmaya çalışıyor falan. Bir sinirlendi falan. Sonra hemen kaldırdık kötü etki yapar diye. Ama gerçekten kendini kaybetti ya. Yazıktır. Çok üzülmüştüm o an. Neyse. What to do when you poop blood? Akla geldi hemen. Yani...
hiçbir şekilde hayvan eğitimi konusunda ben dinlenmiyorum. Her nedense bu aç. Ece kediye tutorial seyrettir dedin ya. Daha ne diyeyim ben sana? Ya kediye kedinin başka bir kedinin kaka yapışını ve temizleyişini seyrettir dedim bu aç. Ya onu kendi belki gözleriyle görse Allah Allah. Bir işe yarayabilir. Kedi, oradaki kedi merhaba diğer kediler hoş geldiniz bugün size kaka yapmayı öğreteceğim falan demiyor ki orada yapıyor o da onu görecek işte ya. Bir kere öyle bir video var mı YouTube'da onu düşünüyorum. Kedinin kaka yapması ya, videosu YouTube, sonra temizlemesi. Sen manyak mısın? YouTube'un %75'i kedinin kaka yapması videosu. Bilmiyorum işe yarayacağını sanmıyorum ama deneyelim. Merhaba arkadaşlar ben Kino. Working olsun. Böyle giriyor mukbang şey. Sonra da yalanıyor falan. Vern Rise'ı ikinci oyunu yenilemiş. Bugün şey game olacak. ŞG olacak. Bugün bir şey izlemiyoruz. The Adamov. Teşekkürler bu arada Vern Rise ikinci oyunu yenilediğin için aramıza tekrar hoş geldin. Adamov 50 bit atmış. Köy Ambient albümü o abi. Ya demiş bunu büyük ihtimalle. Esenko Minelfe abonelik hediye etmiş. Esenko çok teşekkür ederiz hediye aboneliğin için. Loyalty 23 dördüncü oyunu yenilemiş. Daha bunun devamı gelecek. İyi ki varsınız aboneliğidir bu demiş. Sağ ol Loyalty sen de iyi ki varsın. 4 aydır desteklediğin için teşekkür ederiz. İntegral de 4 TL ile bizi desteklemiş. 1,5 aydır işe alınmak için telefon bekliyorum. Ki alınacağım kesin değil. Stres patlaması yaşıyorum. İyi ki yayınlarınız var da kendime geliyorum. Teşekkürler Ece Boğaç. İyi yayınlar demiş. Ya İnşallah işe kolay gelsin. İnşallah olur sevgili İntegral. Hayırlısıysa. Çok teşekkür ederiz. Hayırlısıysa. Evet hep, hayırlısıysa hep olur. Hep öyle de Boğaç. Evet, aynen. Evet. Çok doğru söylüyorsun. Ben de mesela bir işe başvurmuştum. Olmadı. Ondan sonra Sony'de işe girmiştim. Sen ne işine başvurdun bana söylemeden? Sen yoktun sen. O zaman. Hayır sen yoktun o zaman. Bir işe başvurmuştum. Çok olmasını istiyordum. Olmadı. Sonra olmayınca Sony'ye girdik. Sonra Sony'ye girdiğimiz için de Base 42 oldu falan filan. Hani ne? Böyle Sony'den şeyler de önce olabilir. Ben vardım diyor. Sen manyaklısın. Sony zamanında benim evimden gidiyordun Sony'ye. Tamam Sony'den de önce işte. Ama işim olsaydı Sony'den belki Sony'den önce de ben vardım. Ya tamam işte sen yoktun o teklifte ya. Belki varımdır. İntegral neyse demek istediğimi anladın diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz desteğin için. Vardı. Çıkar göster. Savunmadım. Savunmadım. Evet geçelim mi ŞG'ye yavaştan. Bu arada çaktırmadan da yarım saat yapmışız bu kısmı. Aa o zaman çay püsküllerinin bir başka bölümü gelmiş oldu Ece böylece. Single player. Görüşürüz.